Para Bilgi kanalı izleyicileri selamlar. Haftanın ilk günü ve 12 indikatöre göre al sinyali veren hisselerin analizini yaptık. Finet2000.com'dan alınmış bilgilerle. Evet dostlar, teknik göstergeler şirketin her zaman mali yapısı hakkında değerlendirme imkanı vermez bize. Bu açıdan siz işlem yaparken şirketlerin finansal yapılarını analiz etmeniz gerekiyor. Geleceklerini analiz etmeniz gerekiyor. Ve böylece riskinizi azaltacaksınız arkadaşlar. Evet, bu kanalda verilen bütün bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar belirtelim. Ve kanalımıza abone olmadıysanız, abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Bu sizin için basit ama bizim için büyük motive edici bir durum. Ve bildirim zilini açmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet, piyasada en çok kullanılan ve 12 göstergeyi referans alarak borsada işlem gören hisselerden 12 indikatöre göre al sinyali verenlerin listesi burada arkadaşlar. Görüyorsunuz birinci sırada Çimse var. Çimse 32 puan toplamış ve bütün 12 indikatöre göre al çıkmış. İkinci sırada Enerjisa var arkadaşlar. Sadece bir indikatörde sat çıkıyor. Diğerlerin hepsinde al ve 21 puan toplamış arkadaşlar. Üçüncü sırada Oyak Çimento var. Aynı şekilde 21 puan toplamış, bir tane satı var. Dördüncü sırada Yataş var. Bir tane sat var. 19.75 toplamış. Sonra Sasa geliyor. Sasa'da da arkadaşlar hepsinde al var ama fiyatı yüksek olduğu için muhtemelen düşük puan toplamış 19.50 ama hepsinde al var. Bakfaş var arkadaşlar. Hepsinde al var 17.75. Aynı şekilde Çemtaş var. Hepsinde al 17.75 puan. Alarko Holding bir tane sat, iki tane satı var pardon. Kaç tane? 3 tane satı var. 17 puan. Türkiye Sigorta bir tane satı var. Bir tane alı var. Diğerleri al pardon. 15.25 puan. Erbosan ise arkadaşlar 2 sat ve 13.50 puan toplamış. Ve bu hisseleri şimdi analizlerinde son durumlarında göreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunların hepsi teknik veriler. Teknik verilere de fazla güvenmemek gerekiyor. Bunu söyleyelim. Evet, Enerjisa. Enerjisa'nın bugünkü şöyle bir güncellersek 15.30 itibariyle 2.90 puanlık %2.90'lık bir artış söz konusu. Yani yüksek oranda temettü veren bir şirket biliyorsunuz. 20.96 52 haftanın en yüksek değeri ve ona çok yakın. Belki bugün bile o değere yaklaşabilir arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyelim. Bugün yaklaşmış zaten zirveyi sanırım bugün yapmış. 20.96 evet bugün yapmış. 5 günlük durumuna baktığımızda da %4.31'lik bir enerji sahanın yükselişi var arkadaşlar. Çimsa 77.60 lira şu anda %0.89 negatifte güncellediğim zaman 0.51'e düştüğünü görüyorum. 5 günlük durumunda da arkadaşlar %12.65'lik bir pozitiflik söz konusu. Evet, Oyak Çimento şöyle bir güncelleyelim. 0.96 pozitifte %16 kuruş artmış. Oyak Çimento'nun arkadaşlar 5 günlük durumu ise %5.28 fazla da yükseldiği gözükmüyor. Yani 17.30 52 haftanın en yüksek değeri. Evet, Yataş güncelleyelim. %1.97 artışta Yataş. 5.70'te 5 günlük gelir arkadaşlar. Aylığını da merak ettim Yataş'ın. %17.3. Evet, güzel. Ben Yataş fazla yükselen bir hisse olarak hiçbir zaman için düşünmem de o yüzden baktım. 20.36 da en yüksek değeriymiş arkadaşlar. Ve bizim de popüler hisselerimizden, portföyümüzde bulunan hisselerden Sasa %8.78 bugün de artıda arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde devam ediyor. 119 lira yükseldi. 8.87 şu anda görüyorsunuz. Bugün büyük bir ihtimalle fulle kapatacak günü. Evet arkadaşlar, Sasa'nın da 5 günlük durumuna baktığınızda %18.53 ile pozitif değer kazandığını görüyoruz. Evet, Bakfaş Bandırma Gübre Fabrikaları
pek beklenilen ve beklenen veremiyor bu hisse aslında arkadaşlar. Bugün de %0.39 kayıpta, 5 günlük değeri ise %6.78 pozitifteydi. 38 lira en yüksek değeri. Bu değere de çok uzak değil aslında. Ani bir çıkışla bu tür tarım şirketleri, gübre şirketleri bu değerin çok yükseğini alabilir arkadaşlar. Evet. Hangisindeyiz? Çemtaş. Evet. %1.77 düşüş göstermiş şu anda. 1.51'e düştü güncelleyince. 5 günlük düşüş pozitif tarafı ise 7.18. Bugün düşmüş. Çemtaş alım zamanı olabilir arkadaşlar. 48'de en yüksek değeri. 52 haftalık değerinde. Evet. Alarko hisse alımı yapmıştı biliyorsunuz geçen haftalarda. %1.02 pozitif artmış. 5 günlük durumuna baktığınızda da %5.65 endeks üzeri bir geliri söz konusu. 69.55 de en yüksek değeri. Evet, Türkiye Sigorta %0.25 artışı var. 20 kuruşluk 15.33 itibariyle yalnız bugün 8.22'ye kadar zıplamış arkadaşlar hisse. Sonra düşmüş. 8.36'da en yüksek değeri. 5 günlük durumuna baktığımızda da %3.63 geliri var Türkiye Sigorta'nın. Evet. Erbosan 0.42 değerlenmiş bugün arkadaşlar. 166.90 lira. 5 günlük durumuna baktığımız zaman da %3.92 değerlenmiş. 6 lira 30 kuruş artmış. Evet. En yüksek değeri ise %76.50. BIST 100'e de bakarsak haftanın ilk gününde BIST 100 pozitifti arkadaşlar. %1.53 artmış şu anda. Artı 59.22 72 lira 1.54'e çıktı. Biraz önce vermiş olduğumuz al, yani 12 integratörlere göre al veren hisselere baktığınız zaman da bu kadar oranlarda artanlar da var, daha fazla artanlar da var. BIST 100 endeksine paralel bir şekilde daha az düşük olanlar, yani kırmızıda olan hisseler de var. Fakat işte buradaki kararı siz vereceksiniz arkadaşlar. Çünkü her zaman dediğimiz gibi teknik göstergeler hiçbir zaman için şirketlerin mali yapısını hakkında bize net olarak fikir beyan etmiyor arkadaşlar. Bu açıdan işlem yaparken finansal yapılarını, şirketlerin geleceklerini mutlaka gözünüzün önüne getiriniz. Arkadaşlar, evet, bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Bunu tekrar söyleyelim. Biz sadece sizlere bugün her hafta pazartesi günleri yaptığımız gibi 12 tane göstergesi al veren hisseleri belirtmeye çalıştık. Yani borsada işlem gören hisselerden 12 indikatöre göre al sinyali verenleri bu listede sizlere vermeye çalıştık. Bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olunuz. Bildirim zilini açmayı unutmayınız. Katıl ve teşekkür butonlarımız da aktif. Bize bu yollardan da destek olabilirsiniz. Hepinize bol bol kazançlar efendim.